Çaylarımızı içtik mi arkadaşlar? Hadi içelim. Daha yolumuz var. Efendim çayımızı içtik. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir şeyi sakın unutmayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sayın Genel Başkan, sorun yüksekten konuşsam şöyle herkes varsa. Nasıl konuşur bilmiyorum ki. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama sorunu beraber çözebilirsek sonuç alabiliriz. Onun için de sabırla bekleyeceğiz. Güzellikle bekleyeceğiz. Sandığı bekleyeceğiz. Gelecek oyumuzu kullanacağız ve bir dikta yönetimine son vereceğiz. Bu ülkeye huzuru, büyük sıkıntılarınız var biliyorum. Çiftçinin sıkıntısı var biliyorum. Esnafın sıkıntısı var biliyorum. Bunların tamamı çözülür. Tamamı. Söyledim. Çiftçinin bankalara olan borcu. Çiftçi tarım krediden aldıkları kredilerin borcu. Bunların faizlerini sileceğiz. Bir hafta içinde. Esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini, esnaf kefaletten aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Sizler rahat edeceksiniz. Bu ülkeyi, bütün vatandaşları üretimle buluşturacağız. İstihdam yaratacağız. Binlerce çocuğumuz, milyonlarca çocuğumuz işsiz. Sizden isteğim sadece şu. Sadece şu. Gittiğiniz her yerde şunu söyleyin. Artık bu düzen burada noktalanmalı. Bu düzeni bizim değiştirmemiz lazım. Daha ahlaki bir düzen, daha insanca bir düzen, daha hakça bir düzeni sağlamak zorundayız. Rahmetli Ecevit'in bize mirasıdır. Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen. İnsanca ve hakça bir düzeni beraber sağlayacağız. İnşallah. Tek başına benim gücüm yetmez, onu söyleyeyim. Gücümü sizden alacağım. Sizin sözcüğünüz olacağım. Sizin dertlerinizi dile getireceğim ama sizin çözümlerinizi de dile getireceğim. İçinizde çok sayıda evladı var, insanlarımızın evladı var ve bu çocuklar işsiz. Ve bunların tamamı iş bekliyor. Gittim, evet Yozgat'ı gezdim. Oyumuzun en düşük olduğu yerlerden birisiydi. Ceplerim kağıt dolmuş. Herkes iş bekliyor. Bir kişinin yapabileceği iş değil bu. Beraber yapacağız, beraber. Birlikte yapacağız. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği. Hep beraber gideceğiz sandıkta bu düzeni değiştireceğiz. Böylece dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. İnşallah. İnşallah. Bunu yapacağız. Evet bir çay içimlik geldim buraya. İnşallah daha geniş bir zaman diliminde geliriz. Yine daha aydınlık bir ortamda oturup konuşuyoruz. Mazlut olmuş 8 evet, milyon, sabahın... gübre olmuş 10 milyon. Biliyorum, biliyorum. Efendim çiftçi bitti, çiftçi bitti. Sayın Genel Başkanım. Her şeyi biliyorum. Bunların tamamının çözülmesi için halkın iktidarına ihtiyacımız var. Bunu yapacağız. Yani. Evet. Sabırla değiştireceğiz bunları. Evet. Bakın şunu da söyleyeyim. Bunlar artık ekonomiyi de devleti de yönetemiyorlar. Öyle bir kapasiteleri artık yok. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Efendim gidiyor bakıyor. Acaba Biden bana gülecek mi? Biden benimle tokalaşacak mı? Biden bana selam verecek mi? Biden benimle görüşecek mi? Ya kardeşim bu ülkeyi Biden mi yönetiyor, sen mi yönetiyorsun? Bunları değiştireceğiz. Unutmayın. Bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin kalkınması için, bu ülkenin zenginleşmesi için her şey var. Olmayan iktidar. Bize yakışan da o iktidar koltuğuna oturmaktır. Hep beraber oturacağız ve Türkiye'yi büyüteceğiz. Sayın